Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça ilginç, kolay, pratik ve lezzetli bir poğaça tarifi ile geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına bir paket instant maya dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 bardak ılık su ekleyip çırpıcı yardımı ile karıştırıyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 250 mililitredir. Mayanın eridiğinden emin olduktan sonra 2 adet yumurtam var. Bir tane sarısını üzeri için ayırdım. Kalan yumurtaları ekleyip karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde 2 bardak kadar un ekledim. Bunun üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ekledikten sonra tuzu ilk olarak bu şekilde unla karıştırdım. Daha sonra spatula yardımı ile karıştırıyorum. Hamur yoğunlaşıncaya kadar elimdeki spatula ile karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra içerisindeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. hamurum yoğunlaşmaya başladı. Spatulanın üzerine bir miktar un ekleyerek spatulayı içerisinden çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. İlerleyen dakikalarda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Hamuru elimle biraz daha yoğunlaştırdıktan sonra tam da bu aşamada 100 gram kadar tereyağı, 100 gram kadar da margarini ekleyip elimle bu şekilde güzelce hamura yediriyorum. İsterseniz tarif için sadece tereyağı da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurun içerisinde yağı tamamen erittim. Daha sonra azar azar un ilavesi yaparak hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Ben toplamda 6 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Hamurun üzerini streçle kapatıp yarım saat kadar mayalandırıyorum. Hamurumu yaklaşık yarım saat kadar mayalandırdım. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde mayalandı. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Hamuru yuvarlak bir forma getiriyorum. Daha sonra elimle biraz büyüttükten sonra merdane yardımıyla açıyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar açtım. İlk olarak 3'e katlıyorum. Daha sonra uzunlamasına tekrardan 3'e katlayarak kare şekline getiriyorum. Hamuru kare şekline getirdikten sonra tekrardan üzerine uygun bir poşet ile kapatıp bu şekilde 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Altına un serpmeyi unutmayın çünkü oldukça yumuşak bir hamur. Kurumun üzerine buzdolabı poşetiyle kapattım, 10 dakika kadar dinlendirdim. Üzerindeki poşeti çıkartıp elimle biraz büyüttükten sonra merdane yardımı ile dikdörtgen olacak şekilde açıyorum. Masayı biraz unladım, üzerine de çok az un serpiyorum. Çok fazla undan destek alarak açmamaya dikkat ediyorum. Sadece masaya ve merdaneye yapışmaması için azar azar un kullanıyorum. hamuru dikdörtgen şekline getirdikten sonra rulet yardımı ile 5 eşit parçaya bölüyorum. Yaklaşık 5 parmak genişliğinde oluyor. Hemen elimle bu şekilde ölçtüm. İsterseniz metre yardımı ile de kesebilirsiniz. Hamuru beşe böldükten sonra en sondaki parça biraz büyük geldi. Ondan bir parça kopartıp ilk baştaki parçaya ekliyorum. Daha sonra videoda görüldüğü gibi sarıyorum. Eğer sararken zorlanıyorsanız undan çok az destek alabilirsiniz ama çok fazla un eklemeyin. Hamuru bu şekilde sardıktan sonra elimle biraz büyütüyorum. Daha sonra hamur kartı ile 20 eşit parçaya bölüyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz Oradan da bakabilirsiniz. Hamuru hamur kartı ile 20 eşit parçaya böldükten sonra bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırlarken ister istemez bazı parçalar biraz daha büyük düşüyor. O yüzden küçük olanlara ek yaparak hepsini eşit bir şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Bezeleri hazırladım. Hiç dinlendirme yapmadan ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak bu şekilde hazırlıyorum. Orta kısmına biraz bastırarak daha sonra orta kısmına peynir yerleştiriyorum. Ben köy peyniri kullandım. Dilerseniz kaşar peyniri ve lor peyniri karışımı kullanabilirsiniz. Poğaçalarımı hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Üzerini buzdolabı poşetiyle kapatıp soğuk fırında yaklaşık 15 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Poğaçalarımın üzerine ayırdığım yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarısı kurumasın diye üzerine bu şekilde streçle kapattım. Daha sonra fırça yardımı ile güzelce karıştırıp poğaçaların havasını söndürmeden yavaş yavaş sürüyorum. yumurta sarısını sürdükten sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişirdim. Poğaçalarım fırından çıktı gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde piştiler gerçekten inanılmaz lezzetli. Sizler de kahvaltılarınıza veya çocuklarınızın beslenme çantasını hazırlayabilirsiniz. Ben de kızlarım için hazırladım. Sizlere iç dokusunu da yakından göstermeye çalışacağım. Sizler poğaçanın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.